İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender 283 beta sürümünde Cloth Modifier ile bir inceleme yapacağız. Bir tişörtü bir modelin üzerine giydireceğiz. Bunun için Make Human'dan bir karakter kullanacağım. Ve orada FPX olarak export ettiğim modeli Blender'da import edip kullanacağım. Hazırlaması çok kolay. Make açtıktan sonra karşımıza gelen model için sadece gender cinsiyeti en sağa doğru kaydırdıktan sonra yukarıdaki Geometries sekmesinde Clothes bölümünde bir şapka, Mail, Casual Suit 02'yi ve aşağıdan da en alttaki ayakkabıyı seçiyorum. Bunu kullanacağız. Yalnız bir de animasyon için Pose Animate kısmına giriyoruz. Sağ tarafta Game Engine seçeneğine tıklıyoruz. Şu anda işlemler tamam. Files kısmında Export bölümünde Fpx'i seçiyoruz. Üç noktalı butona tıklıyoruz. Masa üstünde Adam isimli bir FBX dosya oluşturuyoruz ve Make human işimiz tamamlandı. Blender'da küp objesini sildikten sonra File, Import, FBX, Desktop'taki Adam FBX'i istedik. Eğer yukarıdan materyal görünümüne geçerseniz renkleri de görebilirsiniz. Armatür seçiliyken onun kendi menüsünde Viewport Display kısmında Infront'a tıklıyorum. Ayrıca Display S kısmından da Stick seçeneğini tıkladım. Şu anda hazır objemiz. Bir de tişörtü gösterelim. Blender Kit isimli add-on aktif şu anda. Orada arama kutusunun içerisine cloth yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Göz resmine tıkladım. Blender Kit'in ücretli ve ücretsiz cloth yani elbise ile ilgili olan hazır modelleri bunlar. Şu tişörtü alıp sürükleyeceğim. Yalnız e, bu şekilde yapmıyoruz. Sağ tarafta N tuşuna bastığımızda Blender Kit isimli sekmede şurada append seçeneği var. Import metot append olsun istiyorum. Ee, bağlantı kurmayacağım. Doğrudan doğruya objenin kendisini gelmek, gelmesini istiyorum. Şu biraz önceki import ettiğimi siliyorum. Onun yerine tekrar bir daha sürükleyip bırakıyorum. Ona yaklaşıyoruz. Legend of Zelda tişörtünün yakından görünüm bu şekilde. Menüyü kapatıyorum. Blender Kit'in menüsünü. Burada sadece tişörtün kendisi lazım. O yüzden yani tişörtü alıyorum. Shift tuşuna basılıyken dışarı bırakıyorum. O diğer Empty objesini ve Askı objesini siliyorum. Sadece tişört kaldı. Bu şekilde. Bunu Shift'e Selection to Cursor diyerek tam merkeze göndereceğim. Shift'e Selection to Cursor. Niye gitmiyor. Ee, zannedersem, bir problem var. Şöyle shift Double ile bir kopyasını alırsanız eğer o problem giderilir. Orijinalini siliyorum. Kopyayı shift -S, Selection to Cursor diyerek merkeze gönderdim. Blender kitte bazen oluyor bu. Kıpırdatamıyorsunuz yerinden. O zaman shift Double ile bir kopyasını aldığınızda problem çözülüyor. Şu anda tişört karşımızda. Bunu büyültüyorum. Yani yukarı doğru kaydıracağım. z ekseninde ve kabaca aynı büyüklüğe getirdikten sonra şöyle. Sadece o görüntüdeyken yani buna Cloud Modifier'ı uygulayacağım ama öncelikle vertex sayısını azaltmam lazım. Şu anda çok fazla. Sağ tarafta Modifier kısmından Decimate Modifier'ını uygulayacağım. Ratio değerini %10.1 yapıyorum. Triangulate'i de seçerek yani üçgen şeklinde yapsın parçaları. Apply butonuna tıkladım, Edit moda geçtim. Oldukça azaldı. Ana gövdeden bir tane vertex seçtim, L tuşuna bastım, sonra Ctrl I tuşuna bastım. Geri kalan şu e, kısımlar, bağlantılı olmadığı için dersinde uzun olmaması bakımından onları silerek devre dışı bıraktım. Şimdi az sayıda vertexten oluşan tişörtümüz hazır. Buna e, modifier, daha doğrusu physics kısmından cloth modifier uygulayacağım. Yalnız aşağıdaki field weight kısmında gravity etkisini tamamen sıfıra indiriyorum. Bir de pressure açıyorum. Yalnız pressure'da pressure da pressure katsayısı sayısı 1 olsun. E, hacim biz belirleyelim 1 olsun. Faktör de 5 olsun dedikten sonra play düğmesine tıkladığınızda yaklaşık 140. frame'lere geldiğinizde biraz daha derlenmiş toparlanmış oluyor. O halini kullanacağız. Bekliyorum şimdi. 140. frame'e gelince modifier'ı apply diyerek uygulayacağım. Şu koltuk altlarının açılmış olmasına dikkat ediyorum. Evet burada 120'den itibaren öyle. Sağ tarafta modifier kısmından apply diyerek bunu uyguladım. Şimdi artık modelimize bunu giydirelim. Büyüklüğünü mümkün olduğu kadar, yapabildiğimiz kadar aynı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle koltuk altları denk gelecek şekilde. Onu şöyle bakabilirsiniz. Biraz daha büyütelim, biraz daha aşağı indirelim. Evet, bu durumdayken tam üst üste gelmesini sağlamak için shrink wrap modifier'ını uyguluyorum. Sağ taraftan shrink wrap'i istedim. Target için kopyalama düğmesinden alttaki objeyi seçtim. On surface yerine above surface yani üzerinde olmasını istedikten sonra şu offset kat sayısını arttırarak kabaca şu özellikle koltuk altı kısmında bakın şöyle biraz üstüne geldikten sonra yani çok fazla getirmeniz de şart değil. Çünkü eksik kalan kısmını birazdan Cloud Modifier kendisi halledecek. Bakın şurada biraz içe, içe giren kısımlar var. Onları fazla önemsemeden bu kadar yeter dedikten sonra Apply diyorum Shrink Wrap Modifier için. Yani son bir kez bir de bütün Vertex'leri seçtikten sonra Smooth Vertex ile Vertex'leri biraz aralarını daha düzenli hale getirmek için Smooth Vertices üzerine tıkladım. Enter tuşuna bastım. Sol tarafta menüsünü açtım. E, Smoothing için nokta 3 kat sayısını e, Repeat için de 3 kere yapmasını istedim. E, böyle daha iyi olacak. Birazdan da göreceğiz. Şimdi alttaki objeyi seçiyorum. Ona Collision özelliği veriyorum. Ve aşağıdaki e, değerlerde Friction'ı 5'ten 50'ye çıkartıyorum. Çok kaygan bir yüzey olmaması için. Ayrıca Thickness Outer yani etki alanını da nokta 002 yapıyorum. Nokta 02'dir. Çok daha küçük bir değere getirdim. Şimdi kendi t objemizi seçtim. Cloth modifier'ı istedim. Ee, bu arada aşağıdaki timeline'da şu anda 131. karedeyiz. Onu en sola birinci kareye almanız gerekiyor. Yoksa tişört aşağıya düşer. Evet birinci karedeyiz. Cloth modifier'ımızı istedik. Şu anda her şey hazır. Bir tek şu quality steps'lerini 25 yapmamızda fayda var. Play düğmesine tıkladığım zaman yani şu anda her şey hazır. Kaçıncı karede... Yani tişörtün tam olarak düzgün bir hale geldiğini görmek önemli. Şu anda 15'lerdeyiz, 20'lerdeyiz. Sanırım 20. karede tam olarak yerleşmiş oluyor. Bu önemli. Bir süre düzgün hale gelmesini bekledikten sonra karaktere animasyon yaptırmakta fayda var. Geçici olarak bu modifier'ın, kulak modifier'ın çalışmasını durduralım. Çünkü modele biraz animasyon yaptıracağız. Modeli yani armatürü seçtim. Poz moda geçtim. Keying kısmından aktif keying set olarak en alttaki whole karakter Seçeneği Selected Bones Only seçeneğini tıkladım. Birinci karedeyken I tuşuna bastım ve bütün kemikler için kayıt yaptım. 20. karede tekrar kayıt yapıyorum. Yani birden 20. kareye kadar hiçbir hareket yapmasın. Sonra 20. kareden 40. kareye kadar şu sağ taraftan bakarken kolunun düz olmasını sağlayalım bu şekilde. Ve diğer kolu gerekli değil. Sadece bir kolun hareket ettirsek bizim için yeterli olacak. Ee, şimdi buradaki kayıt için yine her şeyi seçip i tuşuna bastım. Şöyle indirdi. 40'tan 80'e kadar veya 60'a kadar olsun. 20 karede bunu yani şöyle ön tarafa doğru kaldıralım. Kaydımızı yapalım. 100. karede tam arkaya götürelim. Rotate. Bunu neden yapıyorum? Tişörtteki dalgalanmaları oluşturabilmek için basit basit hareketler yaptırmaya çalışıyorum karakterimize. Ee, tekrar 140'da yeniden tam öne gelsin bu şekilde ve her şeyi seçip kaydımızı yapalım. 150'de de 150 karelik olsun animasyonumuz. Son karede de tekrar normale dönsün bu şekilde. Yine bütün kemikler seçilirken kaydımızı yaptık. Bir de yine tişörtün dalgalanmasını sağlayabilmek için... 60. karede biraz yukarıya ve geriye gitmesini sağlayalım. Şu şekilde bir hareket yaptıralım. 20 karede bu kadar bir hareket olsun. I tuşuna bastım, kaydımı yaptım bu şekilde. 120'de de öyle bir şey yapabiliriz. Yine Y tuşuna bastım. Bu sefer ön tarafa doğru gelsin. Bir i̇nceleyelim. Bu yeterlidir. Tam karşıdan bakarken yapacağız hareketlerimizi. Şimdi animasyon hazır. Tekrar obje moda dönüp tişört seçiyorum ve onun biraz önce pasif hale getirdiğim kulak modifier'ını yeniden aktif hale getirdikten sonra e, kaşe kısmına geliyoruz. Kaşe kısmında şu end kutusuna 150 yazıyoruz. O kadarlık bir işlemimiz olacak. E, bake düğmesine tıklarsanız hesaplamayı yapar. Bitirir ve ondan sonra ekranda izleyebilirsiniz. Direkt play düğmesine tıklasaydım da aynı anda hem hesaplamayı yapıp hem ekranda gösterecekti. Ben önce hesaplamayı yaptırmasını tercih ettim. Şimdi bekliyorum. Evet hesaplamayı bitirdi. Play düğmesine tıkladım. Bakalım bizim yaptığımız animasyonlara karşı davranış şekli nasıl? Tişörtün herhangi bir içe girme durumu yok. Düzgün çalışıyor şu anda. Çok hızlı hareket ettirirseniz objelerin bazı kısımlarına, O zaman problem olabiliyor. Onu çözebilmek için sağ tarafta şu katsayıyı, quality steps katsayısını ne kadar yüksek tutarsanız yani içe girme problemini o kadar engellemiş olursunuz. Ama şu normal hareket tarzında herhangi bir problem yok. Bunun renderini almak için şu açıdan bakarken Ctrl Alt ve 0 tuşuna basarak kamerayı bu açıya getirdim. O ölçülerini 1080'e 1080 olmasını sağlayalım şekilde. Render görünümüne geçecek olursak sağ taraftan dünya yani world kısmında. Color yerine environment texture. Bakalım downloads'ta var mı? Tekrar downloads'a tıkladık. O geldi buraya. Seçiyorum. Arka fon tamam. Onu görmemiz şart değil. Eğer film kısmında transparent'a basacak olursam. Formatı olarak png yerine avgpeg seçelim. Hızlı olması için 1080'e 1080 değil 540'a 540 olsun. Sample katsayımız da e, render'de 16 yapalım. Çabuk bitirsin. Şu light default'ta gelen light'ın da sun olmasını sağlayalım. Kaç yapalım? 10 verirsek iyi. Rengini hafif sarı gibi yapalım. Ve bir tane bir render alıp bakalım. Bir tanesi bu şekilde. Şimdi Ctrl F12'ye basacağım. Yalnız bu ekranda normal görünüme geçmekte fayda var. Sonra Ctrl F12'ye basarak renderin hesaplanmasını istiyorum. yaklaşık 2 saniyede bir kare yaptığına göre birazdan bitirecek. Bitince size göstereceğim. Evet animasyonumuzu kat sayıda biraz düşük ol olması sebebiyle çabuk bitirdi. Ben onu size göstereyim. Fikir vermesi bakımından nasıl olduğunu bu şekilde inceleyeceğiz. Ctrl F11 Evet bu şekilde bu yaptığımız adımları izleyerek bir elbisenin kumaş efekti vermesini bu şekilde sağlayabiliyoruz. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi günler.